Amerika'da haftalardır, hatta aylardır altyapı paketleri ülkenin gündeminde. Biri sosyal olarak nitelenen ilk altyapı paketi kongreden bir türlü geçemiyor. Nedeni partiler arasındaki değil, Demokrat Parti içindeki anlaşmazlık. Ve parti içinde uzlaşı umutları Batı Virginia Senatörü Joe Manchin'in açıklamalarıyla biraz da darbe aldı denebilir. Paketlerle ilgili gelinen son durumu ve Manchin'in açıklamalarını Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Serhan, Manchin neden bu kadar önemli ve uzun süredir ülkenin gündeminde olan Başkan Biden'ın da büyük önem verdiği bu altyapı paketlerinde gördüğüm nasıl çözülecek? Önce yeni bir gelişmeyle başlayalım. Şu anda Joe Biden Glasgow'da bir basın toplantısı düzenliyor. Az önce başladı ve hala devam ediyor o basın toplantısı. İşte o basın toplantısında bu konu soruldu. Joe Manchin'in açıklamaları soruldu. Başkan Joe Biden'a, Joe Biden, Joe Manchin'in sosyal altyapı paketine destek vereceğine inandığını söyledi ve biz bu işi halledeceğiz dedi Amerikan Başkanı. Joe Manchin'in açıklamalarına gelirsek ve önemine gelirsek ve yayınlarımızda genelde söylüyoruz, Demokratlar sosyal altyapı paketini 1 trilyon 750 milyar dolar olarak kamuoyuna sunulan sosyal altyapı paketini Senato'dan tek başlarına geçirmek istiyorlar ve Senato'daki dağılım da 50 cumhuriyetçi 50 demokrat şeklinde. 50 cumhuriyetçi 50 demokrat yetmiyor. Kör düğümü başkan yardımcısı çözüyor. Başkan yardımcısı demokratlardan. Onun için her bir oyun çok önemi var ve Joe Manchin'in oyunun da oldukça önemi var. İşte bütün bu tartışmalar yaşanırken paketle ilgili sanki bir çözüme yaklaşılmış havası verilirken son birkaç günde Joe Manchin kameraların karşısına geçti ve bu pakete bu şekilde oy vermeyeceğini söyledi. Oy vermeyeceğinin mesajını verdi. Amerika'yı ileriye doğru götürecek pakete oy vereceğini söyledi. Bu paketin ekonomiye olumsuz etkileri olabileceği mesajını verdi Joe Manchin. Özellikle federal bütçe açığına ve enflasyona olumsuz etkileri olacağını söyledi Joe Manchin. Temsilciler Meclisi'ndeki demokratları eleştirdi, bazı demokratları, yenilikçi kanat, sol kanat olarak nitelenen demokratları. 1 trilyon dolarlık daha önce Senato'da partiüstü şekilde kabul edilen altyapı paketini rehin olarak tutmayın dedi. Onu Temsilciler Meclisi'nde oylayın dedi. Oyunlar artık sona ermeli dedi. Rehin olarak tutmayın, bunun benim üzerimdeki oyumu değiştirmeyecek dedi Joe Manchin. Peki Joe Manchin açıklamalarından sonra Demokrat kanat, partideki sol kanat ne açıklama yaptı? Onlar her iki altyapı paketini de, sosyal altyapı paketiyle 1 trilyon dolarlık altyapı paketini Temsilciler Meclisi'nde oylayabileceklerini belirttiler. Başkan Biden'a güvendiklerini söylediler ancak o iki paketin Temsilciler Meclisi'nde işte ne zaman oylanacağı belli değil. Hafta sonu, bu hafta içinde oylanabileceği söyleniyordu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından. Bugün oylanabileceği söyleniyordu Salı günü, ancak bugün oylanmayacağı kesinleşti. Şimdi Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla yarın oylanabilir bir ihtimal. Ancak kapalı kapılar arkasında hala müzakereler devam ediyor. Chuck Schumer'dan açıklama geldi az önce, Senato çoğunluk Demokrat lideri. O da dedi ki reçeteli ilaçların fiyatlarının indirilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. Kristen Sinema destek veriyor dedi ki bu oldukça önemli. Kristen Sinema, Joe Manchin'le sol kanat arasında anlaşmazlık söz konusuydu. En azından bu konuda anlaşmış, sağlanmış görünüyor. Önümüzdeki saatler önemli. Joe Biden da Amerika'ya dönüyor Glasgow'dan. Yarın paket için oldukça önemli gün diyebiliriz. Mehtap. Siyasette gündem böyleydi. Kongrede altyapı planı ile ilgili belirsizlik hala sürüyor. Serhan Akif Akyıldız aktardı ayrıntıları.